Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle, şuram kaşındı ya, bugün uzun süredir herkesin kustuğu, tiksindiği, böyle diye üzerine bir şeyler atmak, toprak atmak istediği TikTok videolarını izleyeceğiz demek isterdim ama izlemeyeceğiz. Önce böyle izlediğimde dehşete düştüğüm TikTok videolarını aldım, kendim yaptım. 15-20 defa izledim, o mimikleri, hareketleri, o ruha girmeye çalıştım ve bence başarılı oldum. Bugün 5 tane seçtim TikTok videosunu, kendim yaptım, bunu izleyeceğiz. Aynı zamanda orijinallerini izleyeceğiz, aynı zamanda tepki vereceğiz. Nasıl? Hem tipleme videosu, hem tepki videosu, hem de cringe olmama videosu. Hem de Elif'in kendini bitirdiği video. Wow! Burada keşke Elif girse. O zaman hemen başlayalım. Şuruz, ilk videomuz bir abimizle başlıyor. Hemen önce o videonun orijinalini izleyelim. I was busy thinking. I was busy thinking. Bayağı uğraştım. Kolay gibi gözüken bir video olabilir ama arkadaşlar gerçekten kolay değil. O hani bu yapamıyoruz yani, şu olmuyor. Ama ay bayağı zordu. Şimdi bir de benimkini izleyelim. Da bu ilk gösterdiğim video en az beni en az rahatsız eden videoydu. Sadece böyle böyle videolar da lazım bana. I was busy thinking. Ya sondaki şey çok kötü ya. Sondaki çok kötü. Of, çok kötü. Aa, çok cringe oldum. Benim en sevdiğim ve kendine en çok bütünleştirdiğim videoya geçmek istiyorum. Aynısını yaptım iddia ediyorum. Önce orijinalini izleyelim. Görecektin beni fırsatım varken. Büyük hata. Dedim sana. Dokunamaz kimse benim sevdiklerime. Kazan. Bir kere daha söyledi. Gerçekten bu video çok garip. Görecektin beni fırsatım varken. Büyük hata. Dedim sana. Dokunamaz kimse benim sevdiklerime. Kazan. Şimdi Elif Yalçın'ı izleyelim. Elif Yalçın bundan daha iyi yaptı bu arada. Yani iddia ediyorum. Çok daha iyi yaptı. Diyeceksiniz ki YouTube'u bırak, artık TikTok videosu çek. Başlıyoruz. Görecektin beni fırsatım varken. Büyük hata. Dedim sana. Dokunamaz kimse benim sevdiklerime. O kadar da komik değilmiş. Buna başarılı değilmişim ben ya. Şu an bunu fark ettim. Ben gerçekten çocuk daha iyi yapmış. Yani çocuk zaten kendi yaptığı için de olabilir, daha iyi yapmış diyorum ama şunu tekrar izleyelim o zaman. Görecektin beni fırsatım varken. Büyük hata. Dedim sana. Dokunamaz kimse benim sevdiklerime. Kazan. Bir dans eden ablamız var, sona saklıyorum. Çünkü birebirim yani. Birebir benim. O kişi benmişim. Aa, bir amca var. Bayıldım buna ben. Amcam. Üzgünüm. Pardon, o değildi. Gibi gözüküyor oradan. Bıraktım zamana. Geride kalana dayana dayana. Bittim çoktan. Dedim ki vardın. Yaramı yamalayıp sardın. Amcamın aynısını yaptım iddia ediyorum. Her şey yolunda. Çok kötü ya. Gibi gözüküyor oradan. Bıraktım zamana. Geride kalana dayana dayana. Bittim çoktan. Dedim ki vardın. Yaramı yamalayıp sardın. Bu kadar. Hadi bir daha izleyelim. Gibi gözüküyor oradan. Bıraktım zamana. Geride kalana dayana dayana. Bittim çoktan. Dedim ki vardın. Böyle bir video bu da. Bence videoda başarılıyım. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Tabii ki komple bu videolar arasında en başarılı olduğumu en sona saklıyorum. Ama bu kısımda da başarılı olduğumu iddia etmeden geçemeyeceğim. Hemen bir diğer videoya geçelim. Ya şu videoyu yapmak istedim. Çok da çalıştım ben bu videoya. Ama bu videoyu birinin çekmesi gerekiyordu. Evde de kimse yok. O yüzden bir yere de koyup sabitleyemedim. Koridorda orada olması gerekiyordu. Çekemedim. Çok üzüldüm ama. Bakın şu videoya. Ben bu videoyu da sevmiştim çünkü. Çalışmıştım video. Türkiye'de her gün her 20 genç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün size söyleyeyim mi? Ben gerçekten galiba YouTube'a ait değilim ya. Bugün bunu da şu dedim ki acaba dedim hani. Acaba ben cringe olmuyor muyum? Çünkü böyle ilk başta böyle aa bunu nasıl yapacağım falan diyordum. Sonra böyle önce böyle ılık ılık işte bu amcanın işte gözüküyor orada, bıraktığım zaman onu yaptım efendim. Sonra da şu can tanrılar mıydı neydi orada işte
onun sözlerini, diyalog olan şeyi yaptım falan derken böyle yavaş yavaş ısınmaya falan başladım. Allah Allah falan derken işte hop işte efendim şöyle hop falan. Allah böyle ya bilmiyorum böyle bir şekilde en son yaptığım videoda bir baktım ben ne yapıyorum hani. İnsanın kendisi kaybetmemesi gerekiyor. Bu noktada kendimi de bugün bir sorguladım. Acaba ben kimim diye sorguladım. Şimdi gerçekten çok cringe olan bir videoya geçiyoruz. Dehşet ötesi bir cringe'likte. Bu kocalar, bu seni seviyorumlar. Beni gerçekten midemi bulandıran cinsten. Kocacığım. Efendim karıcığım. Seviyor musun beni mal? Seviyorum lan. Ölürüm. Kocacığım. Efendim karıcığım. Seviyor musun beni mal? Seviyorum lan. Ölürüm. Yapmaktan vazgeçtim. Diğerine geçiyoruz. Gerçekten çok midem bulandı. Bu ne ya? Sinirim bozuldu ya. Bu ne ya? Yorum yapmadan geçeceğim bunu. Gerçekten çok kötü. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Kocanız batsın. Buraya kadar azimle, cesaretle geldiğimizi düşünüyorum. Bu noktadan sonra eğer burada çocuklar varsa çocukların sağlıkları açısından çıkmasını isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu aralar nedense insanlar sürekli bizi şikayet ediyor. Ama yılmayacağız. Neyse gerçekten çok aşırı cringe olan bir videoyla karşınızda olacağız birazdan. Bu dans eden abla olarak geçiyor benim literatürümde. Bir tane ablamız var. Dans etmeyi çok seviyor. İnanılmaz özgüveni var. Ve bu ablamızın mutfakta dansı var. Mutfaktaki bu dansın aynısını yaptım. Yaparken biraz kafayı yemiş olabilirim. Çok uğraştım. Ciddi anlamda bunun için çok uğraştım. Böyle hani yapabilirsin Elif diye böyle sürekli kendine telkinler verdim. Kusmadan bu işi başarabilirsin. Kendini öldürmene gerek yok falan. Bu sadece bir video falan diye böyle yaptım. Gurur duymuyorum. Lütfen beni rencide etmenizi istemem. Önce ablamızı bir izleyelim. Biri beni sevsin, güzel sevilirin. Bir de yetişirse önümüzdeki yaza. Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin. Gelsin gelecekse beni boza boza. Büyük sevsin, süper sevilirsin. Şöyle bir omuz hareketiyle bedenini bir yokluyor. Hop şöyle bir kıvırtma hareketleri efendime. Ki bu kıvraklık bende yoktu. Deri taytımız falan bende o da yok. Bende hiçbir şey yok galiba. Peki Elif ablanız ne yapıyor? Nedeş ablanızın altında kalır mı? Kalmaz. Cringe rotasını çok zorluyor. Mesela bak ben bunu yapacağım diye Akgün'e söyledim. Akgün bana böyle dedi. Yapma. 3 tane yapmışım bu videoda. Acaba hangisini izletsem? Bakalım en sonunu izletelim. Oynat bakalım Elif abi. Cringe. Çok fena utanacağım şimdi. Biri beni sevsin, güzel sevilirin. Bir de yetişirse önümüzdeki yaza. Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin. Gelsin gelecekse beni boza boza. Büyük sevsin, süper sevsin. İlk videom bu. Videonun sonlarına doğru ne yaptığımın farkına varıp krize giriyorum. En azından hala kendi yani beynimin yerinde olması mutlu etti beni. Biri beni sevsin, güzel sevilirin. Bir de yetişirse önümüzdeki yaza. Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin gel. Cringe. Tam Elif'e layık. Neyse. Bu da böyle bir video. Bu arada şaka maka TikTok'u falan çok şey yapıyoruz ama böyle falan yani yapıyoruz. Bugün 15 dakikada falan yaparım sandım bu video. Yani TikTok kısmını 15 dakikada bitirdim ve gerçekten 3 saatten fazla uğraştım bitmedi. Çünkü aynısı olsun istiyorsunuz olmuyor falan. En son kendim de bir şeyler çektim biliyor musun? Evet en son bir kendime de bir TikTok videosu çektim. Yaptım bunu ve size bakın beğenecek misiniz? Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Bu da o zaman benden size gelsin. Bu videonun sonuna bunu da koyacağım. Yaparken eğlendim ya. Bayağı eğlendim. Bu arada videoda hani bu TikTok olaylarında bana yardım eden bir arkadaşım var. İrfan Can diye. Onun da hesabını şuraya kenarlara falan koyarım. Teşekkürler yardımları için. Çok teşekkürler. O da TikToker. Bence güzel bir videoydu. En azından hiç TikTok videolarını bu açıdan bakmadık. Hani o videonun içine girince acaba nasıl hissediyorum diye baktım. Dozu yavaş yavaş arttırdığım için sanki bir şey hissetmiyor gibiydim. Kocama kadar. O kocam kısımları çok mide bulandırıcı. Onları hani hazmedemiyorum. Ama efendim böyle bir diyaloglar olsun. Mesela bu tarz şeyleri böyle kendime adapte edebildiğimi fark ettim. Bu beni çok üzdü. Gerçekten bu beni çok üzdü. Demek ki anladınız siz ne olduğunu. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim bir yemeğe yetişmem lazım şu an. Murat, Meryem, Aycan. Çok geç kaldım. O yüzden hemen videomu bitiriyorum ve gidiyorum. Çünkü 1,5 saatlik falan bir yolum var.
Öpüyorum hepinizi. Başka videoda görüşmek üzere. Videomun sonunda yaptığım TikTok videosunu yine koyuyorum ve abone olmanızı bekliyorum. Hadi bay bay. Beğenmeyi de unutmayın. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz?